Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufavviz emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Aziz, değerli, şerefli, kıymetli Müslüman arkadaşlarımız. İnşallah Teala bugünkü dersimizde 6. faslın devamını okuyacağız. Ta'limul Muta'allim fi Tariqi Ta'allum adlı eserden 6. fasıl. Yani derse başlamak, dersin miqdarı, dersin tertibi hakkındaydı. Buyurur ki وَلَا بُدَّ لِتَالِبِ الْعِلْمِ ilmi isteyen kimse için, ilmi talep eden kimse için, ilim talebesi için lazımdır ki مِنَ الْمُذَاكَرَةِ müzakere lazımdır. Yani bir insan ilmi elde etmek isteyirse, ilme nail olmak isteyirse, öğrendiği ilmi, öğrendiği dersi, öğrendiği fesli bölümü müzakere etmesi lazımdır. Yani müzakere karşılıklı olarak o dersin üzerinde öz fikirlerini, öz düşüncelerini beyan etmesi lazımdır. Van münazerati, münazara, yani karşılıklı fikir, tefekkür. Val mutarahati ve mutaraha lazımdır. Mutaraha, yani karşılıklı olarak birbirine öğrendiği dersten sual vermesi. O öğrendiği ders hakkında kelam etmesi lazımdır. فَيَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ بِالْاِنْصَافِ ve bunların da olması için bunları, bu hususların, yani müzakerenin, münazaranın, mudarahanın, yani bunların olması için insaf lazımdır. Ve teenni, teenni lazımdır. İnsaflı olmak, teenni sahibi olmak, yani telesmemek, acele etmemek, ağırbaşlı olmalıdır. Ve teemmül ve düşünmek lazımdır. Yani bunları elde etmek için, bunlara nail olmak için, yani dersi müzakere etmek için, münazara etmek için, mudaraha etmek için insaf, sabır lazımdır, telesmemek lazımdır ve öğrendiği ders hususunda talebenin insaflı olması lazımdır. Ve düşünmesi lazımdır. Ve yahtarize ani şagbi. Şagbi de diyebiliriz burada. Ve yahtarize ve kaçınması lazımdır. Yani korunması lazımdır. Ani şagbi vel gazabi. Veyahut da ani şagabi vel gazabi. Gazabdan ve isyandan kaçınması lazımdır. Yani sen eğer müzakere etmek isteyirsen, münazara etmek isteyirsen, mudaraha etmek isteyirsen, ilmi elde etmek isteyirsen, İsyandan, gazabdan, kibirden, nifretten uzak olmağın lazımdır. Bunlardan özbü korumalısan. Fe innel münazarata, çünkü bu münazara, münazara yani mübahase, karşılıklı fikir, yani talebe, ilim öğrenen talebe, yanındaki yoldaşının da fikrini öğrenmelidir. O öğrendiği ilim hususunda, öğrendiği ders hususunda, kaideler hususunda, faideler hususunda. Vel müzakerati ve müzakere, karşılıklı ders çalışmak. Bunlar müşaveratun, bir müşaveredir. Bir istişaredir. Yani müşaverenin ne olduğunu beyan edir İmam Burhanuddin Ez-Zernuci. Vel müşaveratu, müşavere ise nedir? İnnemâ, bu müşavire ancak tekûnü olur. Listihraci savabi. Yani doğru olanı tapmak için.
Hak olanı, doğru olanı ortaya çıkarmak için, doğrunu zahir etmek için, açıklamak için. Müşavere bunun için olur. Ve zâlike bu iş, yani doğrunu ortaya çıkarma işi ise bu faideleri ortaya çıkarmak işi innemâ yahsulu bitteemmülü. Bu ancak düşünmekle hasıl olur. Ve teenni telesmemek, acele etmemek ile vel insafi insaf ile hasıl olur. Yani eğer bir talebe dersin hakikatini başa düşmek isterse doğru olan hususları ortaya çıkarmak isterse, dersi tam tamına başa düşmek isterse, onun için talebe için teemmül lazımdır. Yani teemmül başa düşmek, düşünmek demektir. Yani düşünmek lazımdır. Ve teenni yani telesmemek lazımdır. Sabırsız olmamalıdır. Çünkü elmin başı soğandan acı, ahırı baldan şirindir. İlim ancak sabır ile elde edilir. Sabırsız bir kimse ilmi elde edebilmez. Ve insaflı olması lazımdır. İlmi elde etmek için insaflı olmak lazımdır. Ve la yahsulu zalika bil gazabi vel şagabi. Ve şagbi. Yani gazap ile şagb, isyankarlık ile, gazap etmek ile, isyan etmek ile bunlar hasıl olmaz. Yani tefekkür hasıl olmaz. Teenni hasıl olmaz. İnsaf hasıl olmaz. Fe in kânet eğer niyyatuhu, eğer talebenin niyyatı olarsa, ilim talibinin, ilmi öğrenmek isteyen bir kimsenin, ilmi murad eden bir kimsenin niyeti olarsa ilzamel hasmi yani karşısındaki insanı susturmak yani hasmı ilzam etmek yani bir insan ilim öğrenir cedelleşmek için, cedel etmek için, mücadele etmek için insanları ilmiyle susturmak için. Buna göre ilim niyeti varsa eğer bir talebede ve kahrahu veyahut da ki bir kimseni karşısındaki olan bir kimseni ezmek için, ilmiyle ezmek için, ilmiyle susturmak için bu tür bir niyeti varsa eğer talebenin la yahillu veyahut da fe la yahillu halal olmaz. Çünkü bir insanı eğer hususiyle mümin kimsedirse, iman sahibidirse, Allah'a inanandırsa ve Allah'ın emirlerini yerine getirendirse, o kimseni veyahut da diğer kimselerde olabilir, mahcup etmek haramdır. Ve kimese mahcup etmek için bildiği bir sualı vermek de haramdır. Yani eğer sen o sualın cevabını bilirsense sırf karşında olan insanı mahcup etmek için, onu başı aşağı etmek için ve onu susturmak için bu sualı verirsense veyahut mahcup etmek niyetin odur. Onun için bir şey soruşursansa bu haramdır. Hiçbir kimseni mahcup etmek olmaz. فَلَا يَحِلُّ ذَٰلْكَ Bu halal sayılmaz. Yani ilmi insan öğrenir karşısındaki insanı susturmak için veyahut da onu ezmek için. Niyeti odur. Olmaz. Çünkü eğer niyetin sağlam olmazsa ilmi öğrenmekte sen o ilmi elde edebilmezsen. Allah Azze ve Celle bir sebepler yaratar ki o sebepler ile o ilmi öğrenmeye mani olar. Yani o sebepler vasıtasıyla Allah sana mani olar. O ilmi sana vermez. Veyahut da verer, o ilim senin için bir helak olar, bir cehennem olar. Niye göre? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınıp. Nece insanlar vardır ki onlar ilim öğrener,
Ancak ilmiyle emel etmez. Ve ilmin ile emel etmediğin zaman bu artık senin için faydasız bir ilimdir. Artık sen bu ilimde geçirdiğin vakti da israf etmiş oldun. Ve ömrünü zayi etmiş oldun. Ve her bir insan faydasız ilimden Allah'a sığınmalıdır. Fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmalıdır. Çünkü Allah Resulü de fayda vermeyen ilimden Allah'a sığındı. Yani fayda vermeyen ilim emelsiz ilimdir. İlimlisen, ilmin var. Ancak o ilmin ile emel etmirsin. Allah Azze ve Celle'nin sana buyurduğu emirleri, kadagaları bilirsen, ancak onlara dikkat etmişsin. Bu ise faydasız ilimdir. Ve bu ilim senin için kıyamet gününde bir ateş, bir od olacak. Seni cehennemde yandıracak bir od. Ve innama yahilu zalika, ancak bu takdirde, yani karşısındaki insanı susturmanın istisnası budur ki, bir şartta karşısındaki insanı susturmak için ilim öğrenebilirsin ki bu takdirde halal olar ki zelike ve innemâ yahillu zelike li izharil hakkı, hakkı çattırmak için. Eğer senin karşında olan insan hakkı inkar eder ve sen onu hakkı açıklamak için bu ilimden istifade edip o takdirde ona, yani başa salmak için, izah etmek için, ifade etmek için bu takdirde öğrenebilirsen. Niyetin bu olabilir. Yani hakkı çattırmak için insanlara. Nece ki cahil insanlar da vardır ki mesela onlara ne izah etsen hiçbir faydası yoktur. Hiçbir menfaati yoktur. İmam Şafii rahmetullahi aleyh buyurur ki ben bir delil ile 40 alimi susturabildim. Ancak 40 delil ile 40 sübut ile bir cahili susturabilmedim. Yani cahili izah etmek çok çetindir. Eğer hakkı izhar etmek için niyetin bu olarsa, hakkı çattırmak için, bu takdirde o ilim sana halal olar. O karşısında insanı ilmi çattırmak için izahlar vermeyin halal olar. Bu niyette olarsan sen. وَاَمَّا اِذَا اَرَادَ تَمْو۪يهَ وَالْح۪يلَةَ Eğer niyetin ortaklığı karıştırmak, insanlar arasında fitne fesat salmak, hileler etmek bu olarsa fela yecuz, bu caiz değildir. La yecuzu fiha. Bu takdirde caiz değildir. Yani bu ilme niyetlenmeyin. Eğer niyetin budursa. İlim elde edip insanlar arasında fitne fesat salmak. İlla izâ kânel hasmu muteanniten la taliben lil hakkı. Eğer illa ancak o takdirde sen ilme niyetlenebilirsen ki اِذَا كَانَ الْخَصْمُ مُتَعَنِّتًا eğer senin karşında olan insan inatçı insandırsa, inat sahibidirse, mutaannit yani inatçıdırsa, la taliben yani lil hakkı, hakkı da talep etmir. Bu cür takdirde fehine izmin yacuzu, bu takdirde caiz olar. Yani onu susturmanın ilmin ile susturmanın caiz olar. Ve kana Muhammed ibn Yahya rahmetullahu teala Muhammed bin Yahya, Allah ona rahmet etsin, buyurdular ki izâ teveccühe aleyhil işkâlu, ona bir müşkül, çetin bir sual verildiği zaman velem yahdurhul cevabı, eğer o cevap hazır değilse, yani o cevap onda hasıl değilse,
O cevaba, o sualın cevabına hazır değilse, yakulu Muhammed bin Yahya derdi ki, me azemtehu mine suali lazım. Sen lazım olan, yani meydana gelen sualı soruştun. O sualı söyledin. Ve ana fihi nazir. Halbuki ben onu icazı ver, ben onu fikirleşim. Yani ben onu fikirleşeyim, tefekkür edeyim. Bakım bu sualın cevabına. Ve fevka kulli zi ilmin alimun. Ve değerdi ki, ilim sahibi olan her kimse üzerinde bir alim vardır. Yani ki, ilim sahibi olan bir kimse üzerinde ondan daha çok bilen bir ilim sahibi vardır. Bu cür söylerdi. Yani nece ki, İslam alimleri buyurur ki, eğer bilmediğin bir sualı sana verirlerse, senin de ben bunu bilmiyorum demeyin ilmin yarısıdır. Yani nece nece insanlar da vardır ki bilmediği halde sualların cevabını özünden uydurup öz fikrine, öz fehmine, öz düşüncesine, öz kıyasına uygun ederek insanları cevaplandırırlar. Ve bu da insan için bir zarardır. Bu insanın hasirat dünya ve ahiret. Yani dünyası ve ahireti zarar içerisinde olar. Ve faidetul mutarahati. Ve buyurur ki, mutarahanın, yani mutaraha dedik ki karşılıklı sual, kelam etme. Yani kelamlaşma. Bunun faidesi, ve münazaratı, münazaranın faidesi, münazara, yani mübahase, ilim hususunda mübahase edilirsen. Karşılıklı fikir. Bunun faydası ekva min faideti mücerredi tekrari. Yani tekrarın faydasından daha çoktur. Daha faydalıdır. Daha sağlamdır. Yani eğer sen ne kadar tekrar etsen de senin tekrarın onun faydası, onun sağlamlığı yine de mutarahaya, münazara çatabilmez. Müzakereye çatabilmez. Çünkü لِأَنَّا ف۪يهِ تَكْرَارًا وَزِيَادَةً Çünkü bu münazarada hem tekrar vardır hem de ziyadelik vardır. Sual cevap olduğu için. Ve مُتَارَحَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ تَكْرَارِ شَهْرٍ Yani bir ay bir dersi tekrar etmek bir saat mutaraha etmekten bir saat mutarehe etmek bir ay tekrarda daha hayırlıdır. Yani sen eğer bir saat dersi müzakere edirsense karşılıklı olarak karşında olan ilim talebesinin ilim yoldaşının fikirlerini alırsan, müzakere edirsen dersleri ve birbirinize sual cevap edirsiniz. Bir saat bunu etmek hayrun min tekrar şehri. Bir ay tekrar etmekten daha hayırlıdır. Yani müzakere tekrardan daha üstündür. Daha hayırlıdır. Velakin izâ kânet münâzaratu ma munsifin salîmit tabiati. Ancak bu ne zaman hayırlı olur? Bu o zaman hayırlı olur ki senin münazara ettiğin kimse, dersi öğrendiğin kimse, ders aldığın kimse, dersi müzakere ettiğin kimse, karşında olan kimse insaflı olsun. Ve sağlam tabiatlı bir insan olsun. Ve bu zaman sen onun faydasını görürsün. Ve iyyâkel müzâkerete ma'a muta'annitin. Buyurur ki sen deyir İnat sahibi kimseyle beraber müzakere etmekten özrü koru buyurur. Yani ki bir insan müzakere ettiğin ilmi müzakere ettiğin kimse eğer inat sahibi bir kimsedirse, inatçıdırsa sen ondan korun. Çünkü sen onunla ilimde bir yol gidebilmezsen, ilim elde edebilmezsen, gayr-ı müstakim-i tab'i ve tabiatı ahlakı düzgün olmayan bir kimseyle de müzakere etmekten özünü koru. Çünkü o senin vaktini zayi edecek.
ömrünü zayi edeceksen, elinden hiçbir şey elde edebilmeyeceksen. Eğer ilmi elde etmek istersense, inatçı olmayan bir kimseyle, tabiati, ahlakı sağlam olan bir kimseyle dersini müzakere et, istişare et. فَاِنَّ tabiata, çünkü hakikaten tabiat, yani insanın tabiati, onun hususiyeti mutasarrikatun, insanın bir insanın tabiatı insanın ahlakını uğurluyor buyurur. Yani pis tabiatlı insanlarla yakşı tabiatlı insanlar bir arada olabilmir. Ya o pisliği sana geçecek ya da senin yaxşılığın ona geçecek. Ancak çok zaman yaxşı insanlar pis insanlarla oturduğu zaman onların pislikleri insanlar üzerinde, yaxşı insanlar üzerinde geçir. Ve mutagayyiratun, ve buyurur ki pis tabiat sahibi yaxşı tabiat sahibi olan insanı değiştirir. Vel ahlaku mutaaddiyatun, ahlak ise geçicidir buyurur. Yani ki ahlaki hususiyetler, ahlaki sıfatlar veyahut da ahlaki zemime olsun veyahut da ahlaki hamide olsun, güzel ahlak, pis ahlak, bunlar hamısı geçicidir. Geçicidir. Yani insana geçir. Necik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur: kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Çünkü bir kimse dostunun yolu üzerinedir buyurur. Gittiği yol üzerinedir. Yani senin dostun yakşıdırsa sen de yakşı olacaksın. Senin dostun pistirse sen de pis olacaksın. Vel mücavarata, bu komşuluk ise, yakın olan kimse ise muessiratun, daha tesir edicidir. Yani sana hansı kimse daha yakındırsa onun tesiri sana daha çoktur buyurur. Ve fi şiirillezî zekerahu, bu bir şiirde zikir olundu ki bu şiirde vardır. Zekerahu, onu da zikretti. El Halil ibn Ahmed rahimahullah. Halil bin Ahmed, Allah ona rahmet etsin, şiirde vardır. Faidatun kesiratun, birçok faydalar vardır bu sözde. Gıyla dedi ki Halil bin Ahmed, buyurdu ki el ilmu min şartihi, ilmin şartlarındandır buyurur. Kim için? Limen, ele bir kimse, çünkü hademehu, o ilme hizmet etti. Yani ilme hizmet eden kimse için ilmin şartlarındandır ki en yec'alen nase kullahum hademehu. İnsanların tamamı o ilme hizmet edene hizmet etsin buyurur. Yani bir Allah'ın kitabını öğrenmek isteyen bir kimse var. İlmi öğrenmek isteyen bir kimse var. İlmi elde etmek için yola çıkmış bir kimse var. Yani bu ilim sahipleri ki var, ilmi isteyenler, tabii ki Allah'a yakınlaşacak olan ilimlerden gelir söhbet. Yani Kur'an-ı Kerim ilmi, hadis ilmi, nahiv ilmi, ister bu alet ilimleri olsun ve ister diğer ilimler olsun. Hansı ilimler ki seni dünya hayatında temiz, tertemiz edir, günahlardan uzaklaştırır, ahiret hayatına da Allah'ın rızasını kazanmaya ve cenneti kazanmaya vesile olur. Bu dünyada da aynı şekilde Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur. Bu kimseler, yani Kur'an talebeleri, bu kimseler ki o ilme hizmet edir, insanların tamamı da bunlara hizmet etmelidir. Yani insanlar da bunlara yardım etmelidir ki bunlar sebebiyle Allah rahmet indirer onların üzerine de. Yani o Kur'an'ı öğrenen talebeler sebebiyle Allah Azze ve Celle diğerlerinin de üzerine rahmet indirer. Çünkü nece ki buyuruldu ki men hademe hudime, yani hizmet eden kimse hizmet olunur. Eğer sen Allah'ın kitabını öğrendiği için bir kimseye hizmet edersense,
onun dünyalı bir ihtiyacını giderersen sağ veyahut da ki bir yoksul bir kimse olsun. Allah Azze ve Celle de senin uhrevi, ahiret ihtiyaçlarından bir ihtiyacını giderer. وَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ اَنْ يَكُونَ مُتَأَمَّلًا فِي جَمِيعِ الْاَوْقَاتِ فِي دَقَاقِ الْعُلُومِ. Yani ilim talebesi için lazımdır ki bütün zamanlarda ilmin inceliklerini düşünsün. Bunları düşünmek lazımdır. Yani eğer ilim öğrenirsen ise her zaman o ilmin inceliklerini araştırmalısın, onları düşünmelisin, tefekkür etmelisin. Ve ya'tada zalika ve bunu adet haline getirmelisin. Fe inne ma yudriku dakaika bit taammuli. Çünkü ilmin inceliklerini başa düşmek, idrak etmek, düşünmek ile olur. Yani bir insanın düşünmesi lazımdır. Ve lihaza qila bu sebepten değildi ki taammal tudrik. Düşün, idrak et. Yani bir insan düşündüğü zaman o düşündüğü ilmi idrak edebilir. وَلَا بُدَّ مِنَ التَّأَمُّلِ قَبْلَ الْكَلَامِ. Yani bir kimsenin kelam etmeden önce, kelam etmeden evvel düşünmesi lazımdır. Ve nece ki bir büyükler böyle buyururdu ki atalar misalında da geçir. Önce selam, sonra kelam. Yani selam ver, bir rahatlaş, zihnin, fikrin, düşüncen bir araya gelsin. Ondan sonra kelam. Yani bir insanın danışmadan kabah düşünmesi lazımdır ve düşünmediği şeyde danışmaması lazımdır buyurur müsannif. Hatta yakuna savaben. Hatta ki ta ki danıştığı şey doğru olsun. Çünkü insan danışmadan önce onun söylediği söz onun için bir köledir. Ancak o söz ki, o sözü ki danıştı, o ağzından çıktı artık, o insan o sözün kölesi olur. فَاِنَّ الْكَلَامَ Çünkü kelam, söz, كَسَّحْمِ Oh kimidir. Yani oh. فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْو۪يمِهِ Ve elbette ki bir teammülü düşünmek ile o sözü istifade etmek lazımdır. Ve o oku da, düz istikametlendirmek lazımdır buyurur. Kabler kelami danışmadan önce. Hatta yakuna musiben, hatta ki o söz isabetli olsun. Yani maksuduna, meramına çatsın. Kast ettiği söze çatsın. Çünkü eğer yayın oku eğri olarsa o düz istikametine çatabilmez. O kelam da doğru olmazsa, kelam da düzgün olmazsa o da istikametine nece ki yaydaki ok çatmadığı gibi o da çatmaz. Ve kâle fî usûlil fıkhi. Yani usûlü fıkıh hususunda buyurdular ki bir alim, usulü fıkıh alimi, usulü fıkıh, yani fıkıh usulü alimi buyurdu ki, usulü fıkıh alimi buyurdu ki, hâzâ, bu düşünmek aslun kebirun, büyük bir asıldır. Yani usulü fıkıhta da bu vardır ki, düşünmek büyük bir asıldır, köktür. Ya bunu böyle de zikredebilir. Yani usulü fıkıh kitabında geçti veyahut da usulü fıkıh üzerine olan bir alim. Usulü fıkıhı bilen bir alim buyurdu. Ve huve bu asıl en yakune kelamul fakihi fakihin kelamının yani fakih bir ilim sahibidir. Fıkıh ilmi sahibi olan bir kimsenin kelamının el münaziri, bir teammülü, düşünmek ile münazara eden bir kimse olması lazımdır. Eğer sen
anlayış sahibi bir kimsesense, o sözünü düşün, hem düşün ve bu düşünmek ile beraber münazara sahibi ol. Münazara eden kimse ol. Karşılıklı fikir ortaya çıkaran kimse ol. Ve qila ra'sul aqli an yakuna al-kalamu bit-tathabbuti wat-ta'ammul. Ve eğer aklın başı buyuruldu ki aklın başı odur ki söylediğin kelamı isabetli bir kelam olsun, yani sabit bir kelam olsun ve düşünmek ile hasıl olan bir kelam olsun. قال القائل yine buyuruldu ki usikum, yani bir kimse dedi ki usike fi nazmil kelami bi khamsatin. Eğer bir söz söyleyirsen sana vasiyetim odur ki kelamın sıralanmasında bu 5 hususiyete dikkat et. 5 hususa dikkat et. Yani bir insan bir kimseyle sohbet ederken bu 5 hususiyete, bu 5 hasıya, bu 5 sıfata dikkat etmelidir. Bu 5 vaziyete dikkat etmelidir. İn kunta lil musi şefiqi muti'an. İn kunta, eğer sen oldunsa kime karşı lil musi şefiqi, eğer şefkatli vasiyet eden kimseye karşı muti'an, sen itaat eden kimse oldunsa la tagfilan veyahut da la tuğfilenne, gafil olma. Sebebel kelami, kelamın sebebinden. Yani kelamın sebeplerini izah edir. Hansılardır? Yani ne zaman sözünü diyeceksen, izah edeceksen, ifade edeceksen. Ve buyurur. Birinci, söylediğin sözün sebebini bilmezsen buyurur. Yani bundan gafil olma. Sebebel kelami, kelamın sebebi nedir? Yani eğer bir söz söyleyirsen, o sözü söylemekte senin muradın nedir? Maksadın nedir? Niyetin nedir? İkincisi, ve vaktehu, ve onun söylenme vaktini bil. Yani ne zaman söyleyeceksen, yani bir gün söylenmeli kelamı, bir gün kimese bir söz söyleyeceksin, onu sabah söyleyerem, öbürsün gün söyleyerem diye vakti geciktirirsen, ancak artık sen onu vaksız söylersen o sözü, artık o söz yersiz olur. Vel keyfe, ve onun kelamın şekline dikkat et buyurur. Yani öyle insan olar ki o sözü öyle söyler ki o söz onun için bir düşman olar. Ancak öyle bir kimse de sözü öyle söyler ki, halbuki ikisi de aynı manaya gelir. Ancak o söz o insan için bir kurtuluş olur. Ve bir padişah olur. Bu padişah bir yuhu görür. Padişahlardan birisi yuhu görür. Ve yuhunu yozan kimseleri, tevil eden kimseleri çağırırlar. Birisi bir yuhu yozan deyir ki, sen deyir atanı, ananı öldüreceksin buyurur. Bu yuhunun yozması budur. Yani yuhunun izahı budur. Hemen padişah hemen adamın başını kestirir. Deyir ki, ben necə ola bilər ki, anamı, atamı öldürüm. Sen ne deyirsən deyir. Onu başını kestirme əmrini verir, öldürür. Ve bir kimse başka bir yuhu yozucusunu çağırırlar. Bu yuhu yozucusu deyir ki, senin yuhunun yozması budur ki, sen anan ve atandan daha çok yaşayacaksın. Ve buna sevinir, buna hediyeler verdi. Ancak onların nihayetine geldikte ikisi de aynı manadadır. Ancak sözün deyiliş tarzı farklıdır. Yani birinci sözü dedi, onun başı getdi, başı kesildi. Ancak diğeri söz söyledi, ancak halbuki aynı manadadır. O ise o söz onu kurtardı. Yani onun için bir kurtuluş oldu. Ve necə ki Yunus Emre de buyurur ki, söz ola kese savaşı,
söz ola bitirə başı. Yəni söz olar ki o savaşı kəsər. Elə söz olar ki o insanın başını bitirər buyurur. Başını kəsər. Və bu sözün deyiliş tərzini diqqət et. Vəl kəmmə miqdarına diqqət et. Yəni sözü boş mənasız uzata-uzata getmə. Vəl məkana mekana diqqət et. Yəni harda deyirsən sözü? Cəmiyan, yəni bunların tamamına qafil olma buyurur. Səbəbul kəlam, vaxt, keyfiyyət, miqdar, mekan. Və yəkuna müstəfidən fi cəmil əhvali vəl əvqati min cəmil əşxası. Ve ilim talebesinin bütün hallarda istifade edici olması lazımdır. Bütün hallarda. Yani vaxtını boş geçirmemesi lazım. Vel evqat. Bütün vaxtlarda istifade edici olması lazımdır. Ve min cemiyel eşkaz. Bütün şahslardan. Eğer bir kimse senden yaşı azdırsa, ancak ilmi kuvvetlidirse, onun yaşının az olmasına bakma. İlmine bak. Git ondan ilim öğren. Ve qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki El hikmetu dallatul mu'mini aynama vecedaha ahazaha buyurur ki bir insan ki o kazancını ve zararını bilir. Ve bunu bir müminin bilmesi onun için bir itkidir buyurur. Onun için bir itkidir. İtirdiği, müminin itirdiği bir şeydir ki kazancını ve zararını bilsin. Eyne mâ vecedehâ ahadehâ. Ve o itirdiği şeydir. Harada taparsa onu alar buyurur. Ve gîle huz mâ safâ leke ve sana layık olanı istifade edici ol buyurur. Vada ma kadura ve senin için bulandık olanı buyurur. Ondan uzak dur buyurur Allah Resulü. Yani eğer sen özü neye layık görürsense onu istifade edici ol. Yani sana layık olan nedirse onu istifade et buyurur. Özü neye layık görürsense onu istifade et. Ve senin için bulanlık olan şeylerden de terk et buyurur. Yani her bir Müslüman özüne rava görmediği şeyi başkasına da rava görmemelidir. Eğer başkası için çirkin olan şeyler görürsense, özü ve onu layık görmürsense artık sen hakiki manada kamil bir Müslüman değilsin. Ve Müslüman özü için istediği şeyi Müslüman diğer kardeşi için kardeşi için de istemelidir. Yani menfaatli olan hususları. Ve Müslüman halal ve haram çerçevesine dikkat ederek yaşamalıdır. Ve burada da aynı şekilde yani ki özü için rava gördüğünü almalıdır. Yani özü için faydalı olan hususları elimde özü için neyi elde etmek istiyorsan onu elde etmeye çalışmalıdır. Ve bulanık olan şeyler de karşılıklı, yani karışık olan şeyler de terk etmelidir. Ve semi'du Şeyhal İmam el-Ecel el-Ustaz Fahreddin Rahimahullah Teala İmam Fahreddin buyurdu ki yaqulu kanet cariyatu Ebu Yusuf'a emaneten inde Muhammedin Rahimahullah Teala fekale leha هل تحفظين في هذا الوقت من أبي يوسف في الفقه شيئا؟ Fahreddin, İmam Fahreddin buyurur ki, Ebu Yusuf'un hanımı Muhammed, İmam Muhammed'in ailesinin yanındaydı. Onlar yanında kalmıştı. Ve İmam Muhammed hemen o hanımına, Ebu Yusuf'un hanımına, yani ailesine dedi ki, hanımına dedi ki, hal tahfazina
fi hazal vakti. Yani bu vakte kadar, bu zamana kadar min Ebi Yusuf'a fil fıkhi şey yani. Yani Ebu Yusuf'tan ne öğrendim buyurur. Ne bir hansı bir meseleni öğrendin? Yani fıkıh hususunda, fıkıh ilmi hususunda, fıkıh ilmi hususunda ne öğrendin buyurur. Fakalet la illa ennehu kana yukerriru ve yekulu sahmut davri sakitan. Buyurur ki hemen kaldın. Ben hiçbir şey öğrenebilmedim Ebu Yusuf'tan. Ancak bir şeyi bilirim ki o tekrar tekrar bir sözü zikrederdi. Diğerdi ki sahmut devri sakitan. Yani devri hissesi düşücüdür. Devir hissesi düşücüdür. Yani mirasla alakalı bir kaidedir bu kaide. Sahmut devri sakitan. Yani devir hissesi düşücüdür. Bunu zikrederdi. Ancak bu yadımda kalıp buyurur. Fehafize zelike. Ve Muhammed, İmam Muhammed de bunu ezberledi. Yani yaddaşında kaldı bu söz. Minha. Yani bu hanımın dediği söz. Ve kânet tilkel mes'aletu müşkületin ala Muhammedin. Fertefe işgaluhu. Ve bir zaman geldi ki bu mesele hususunda İmam Muhammed üzerine bir çetinlik meydana geldi. Bu miras hususunda. Ve bu yadına düştü. Fertefe işgalu ve onun müşkülü yani onun çetinliği kalktı. Bi hazihil kelimeti feulime. Ve bu kelime ile bilindi. Bilindi ki, malum oldu ki ennel istifadete mümkünatun min kulli ahadin. Yani istifade etmek her kimseden mümkündür. Fayda elde etmek. Yani ilmi hususunda insan her insandan bir şey öğrenmelidir, elde etmelidir. Çünkü ilmin nihayeti yoktur. Ele husus olar ki onu sen bilmersen, ilim sahibi olsan belə bilmersen ancak senin için çetin gelen bir husus olar. Ancak o ilmi az olan bir kimse belki de onu kimin dinindense öğrenip onu dediği zaman artık senin o çetinliğin ardından kalkar. Ve lehâzâ gâle Ebu Yusuf ve rahmehullâh hîne gîle lehu. Ebu Yusuf'a değildiği zaman ki bime adrakte ilme. Yani ilmi nece elde ettin? Ebu Yusuf'a soruşurlar. İmam Yusuf'a soruşurlar ki bu ilmi nece elde ettin? Gâle İmam Yusuf buyurdu ki mesten keftu minel istifadeti. Ve soruşur ki ben bu ilmi elde etmek için o ilimden istifade etmek için utanmadım, çekinmedim. Yani mənə kapalı olan ağlımda, zihnimde, fikrimde kapalı olan ne varsa soruştum buyurur. Ve mə bəxiltu bil fəidəti. Yani ilmi öğretmek hususunda da paxılı olmadım buyurur. Cimri olmadım. Yani kim ilim öğrenmek isterse ona öğrettim. Ve ilmi istifade etmek hususunda da utanmadım. Yani çekinmedim. Bildiğimi bilmediklerimi bilen kimselerden soruştum buyurur. Onlardan öğrendim. Ve Allah Azze ve Celle bizleri ilim sahibi olan kimselerden, ilmiyle amel eden kimselerden etsin. Bizleri rızasına uygun amel sahibi kullarından biri olmağı nasip müyesser kılsın. Amin ya mu'in ve ma tevfiqi illa billah. Muvaffakiyyat Allah Azze ve Celle'dendir.